Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. Bugün sizlere gökyüzünde var olduğunu bildiğimiz ama birçoğu çıplak gözle ve hatta kişisel teleskoplarla bile görmekte zorlandığımız bazı gök cisimlerinin dünyaya daha yakın olmaları halinde gökyüzü nasıl görünürdü bunu göstermek istiyorum. Andromeda Galaksisi. Andromeda Galaksisi bildiğiniz gibi Samanyolu Galaksisi'ne en yakın komşu galaksidir. Galaksimizden ortalama uzaklığı 2.537.000 ışık yılı mesafedir. Çıplak gözle temiz bir gökyüzünde bu galaksiyi görmek mümkündür. Çok uzakta olduğu için puslu bir yıldız gibi görünen bu galaksi eğer galaksimize daha yakın olsaydı gökyüzünde bu şekilde olabilirdi. Halka Bulutsusu. Yaklaşık olarak 2.283 ışık yılı uzakta bulunan bu bulutsu halk arasında halka bulutsusu olarak ün kazanmıştır. Halka bulutsusu çıplak gözle görünmez ancak küçük bir teleskopla gözlemlenebilir. Merkezinde soluk bir yıldız barındıran bu bulutsu eğer bize daha yakın olsaydı gökyüzümüz bu şekilde olabilirdi. Yengeç Bulutsusu. Boğa takım yıldızının yönünde yer alan bir süpernova kalıntısıdır. Temmuz 1054 yılından kalan tarihi kalıntılar incelendiğinde o zaman dünyadan gözlemlenebilen bir süpernova patlamasının kalıntıları olarak günümüzde hala görülebilmektedir. Eğer bu bulutsu gezegenimize daha yakın olsaydı böyle bir gökyüzümüz olabilirdi. Süpernova patlaması. Eğer gökyüzünde gözle görülebilir bir süpernova patlaması olacak olursa geceleri bu şekilde olabilir bizim için. Hatta Betelgeuse yıldızı patladığında gökyüzünün buna benzer şekilde parlayacağı hesaplanmaktadır. Ülker takım yıldızı. Ülker veya diğer adıyla Süreyya takım yıldızı bir açık yıldız kümesidir. Boğa takım yıldızında bulunur. Dünyaya en yakın açık yıldız kümelerinden ve büyük ihtimalle de en ünlü ve çıplak gözle en güzel gözükenlerdendir. Ülker yıldız kümesinin yaklaşık 440 ışık yılı uzaklıkta olduğu bilinmektedir ve eğer daha yakın olsalardı gökyüzünde bu şekilde görüneceklerdi. Girdap Gök Adası. Yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzaktaki bu gökada gökyüzünün en ünlü sarmal gök adalarından biridir. Bu gökada ve ona eşlik eden küçük kardeşi NGC-5195 amatör gözlemciler tarafından kolayca gözlemlenebilir. Hatta iki gök ada da iyi bir dürbünle gözlemlenebilir. Girdap Gök Adası özellikle sarmal kollar ve etkileşen gök ada yapılarının daha iyi anlaşılabilmesi için çalışan profesyonel gök bilimciler için oldukça popülerdir. Bu gök ada gezegenimize yakın olsaydı işte gökyüzü bu şekilde olacaktı bizim için. Sizin için hazırladığım bu küçük çalışmayı umarım beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.